Sevgili dostlar namaste. Doktor Harun ile Kozmik İlimler YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle başlamadan önce birkaç e, uyarıda bulunmak istiyorum. Unutuyorum hep çünkü. E, bu videoların hepsi Vedik Astroloji'ye göredir. Vedik Astroloji platformudur. E, Doktor Harun ile Kozmik İlimler platformu. E, bazı bilgiler size ileri seviye gelebilir. E, yeni videolar çekmeyi düşünüyorum. E, temel e, bilgiler olarak çok teşekkür ediyorum e, takipçiler için. Ee, hala e, YouTube e, kanalıma abone e, olmayıp takip eden e, çok kişi var o yüzden bir şekilde unuttuysanız takdir ederim e, paylaşırsanız bu videoları beğenirseniz tabii ki beğenirseniz eğer beğenin e, ve e, paylaşmaya devam edin e, güzel bilgiler paylaşmaya çalışıyorum test edin bilgileri e, bütün bilgiler hepimiz için e, neticede. O yüzden umarım güzel bilgiler sizlere ulaşır. Maalesef çok yoğunum. Tabii bu bir bahane değil belki de. O yüzden bazen etiketlemediğim için burçları anlatırken zor oluyor olabilir. Ama burçların sırasını biliyorsanız eğer koçtan başlıyorum. Koç, koç boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi... Akrep, yay, oğlak, kol ve balık şeklinde devam edecek. O yüzden Yükseleniniz hangi e, burca geliyorsa direkt videoyu kaydırabilirsiniz ve e, o kısmı bulabilirsiniz Çünkü gerçekten edit ederken bu videoları çok zamanımı alıyor Özellikle de e, burçlar her burçlara göre anlattığım zaman daha çok zamanımı alıyor e, çok mutlu oluyorum arada bir İzlediğiniz zaman sizler etiketliyorsunuz, direkt dakikasını yazabilirsiniz yorumlara ve başlığı koyabilirsiniz mesela kova burcu 23 dakika 20 23 dakika 3 saniye gibi mesela. O yüzden diğer kişilere de faydası olur. Yardımlarınız benim için çok önemli o yüzden çok 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 teşekkür ederim yardımlarınız için umarım güzel bilgiler ulaşıyordur size. Çok fazla uzatmak istemiyorum ve genel sorulan sorular neler? Burçlarıma yükselenen mi bakayım burçlarıma? Bu aydan mı bakayım, güneşten mi bakayım? Önce aydan bakın ve yükselenden bakın. <laughs> Ama güneşten de bakabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Hatta imşöder sistemini kullanıyorsanız, Mahadasha Lordunun olduğu evinizden de bakabilirsiniz. Ama öncelikle mutlaka yükselen ve ay burcundan bu videoları izleyebilirsiniz. Eğer batı astrolojisine göre <laughs> biliyorsanız burçlarınızı 24 derece kaydırmanız gerekiyor. O yüzden ay derece derecesine bakın ya da yükselen derecesine bakın güneşe göre değil. Dereceyi biliyorsanız 24 24 derece kaydırdığınız zaman yine Vedik e, astroloji haritanızı bulursunuz. Her videonun altına link koyuyorum. O linki tıklayıp ...bilgilerinize girip e, direkt haritanızı bulabilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel videolar çekeceğim. Basit temel videolar. Bu videoları izlerseniz eğer e, Kafada taslak bir nevi bilginiz olur. E, genel e, yorumlamalar yapabilirsiniz. Kendinizle alakalı sakın danışmanlık vermeye kalkışmayın. Danışmanlıkla ilgileniyorsanız, dersler alıyorsanız aşvine harita analizi pratikleri devam ediyor. Her iki haftada da <laughs> bir ve nakşatra, gönül verdiğim nakşatralar sohbetleri her hafta devam ediyor. Sohbetler o kadar güzel geçiyor ki nakşatraları nakşadralara değinirken başka konular da e, açılıyor artık aslında haritalarla konuştuğumuz için neden? Çünkü Jüpiter balık burcunda Jüpiter biliyorsunuz mutrikon pozisyonu, ofis pozisyonu yay burcudur ve yay burcundan çıktı artık dört ev ötede e, yay burcunu o yüzden lagna yaptığınız zaman aslında nerede Jüpiter balık burcunda dördüncü evde o mutluluk o moksha evi ilk mokşe evinde aslında ve böyle olduğu zaman da ee, Jüpiter balıkta çok farklı davranır aslında ve Jüpiter balığa geldiği zaman neler oluyor <laughs> kayıplarla alakalı e, farkındalıkla alakalı o <laughs> mutlak farkındalık dediğimiz farkındalıklarla alakalı. Çok önemli bir burç, balık burcu. Balık burcu deniz derya diyoruz adından da belli zaten dual e, bir e, doğası vardır, çifte. O yüzden e, o işaretinden de belli olduğu gibi bir balık bir yöne bakar, diğer balık da diğer yöne bakar. Bu ne anlama geliyor? Jüpiter evet, benefik bir gezegen diyoruz ve Jüpiter iyilikler saçıyor, şans saçıyor. Ama balığın e, özelliğinden dolayı ee, Jüpiter aslında bir nevi kayıplarımızla bize öğretmek için orada ee, guruluğuyla, öğretmenliğiyle bir yaspati diyoruz o şekilde bizlere öğretmek için orada. Retro videosunda özellikle bazı konulara değinmedim ama retro yaparken Jüpiter balık burcunda bir takım olaylara geri dönüş yaparak, retro yaparak bize belki sıra dışı, belki de özellikle ultra patrapada da değiştirmemiz gereken şeyleri değiştirmek için Jüpiter bir nevi bizi zorladı. Zorlama sebebi de şu aslında orijinal Kalapuruşa'dan baktığınız zaman direkt 6. ev praraba da karmayı ödediğimiz yani bizim borçlarımızı ödediğimiz ev bu konumda o yüzden çok önemli. 12 yılda bir balık burcuna gelir Jüpiter çok önemli bir yerde o yüzden. Satürn'le ilgili video çektim zaten. Satürn döngüsü her hemen hemen 30 yılda bir aynı yere gelir. O yüzden bu konum ciddi anlamda hem Jüpiter'in konumundan hem Satürn'ün konumundan dolayı bir takım değişiklikler olacak. Bir takım şeyleri atmamız gereken şeyleri atacağız ve bu şekilde yolumuza ilerleyeceğiz. Neticede Nisan 21 2023'te, 21 Nisan 2023'te balık e, balıktan Koç burcuna geçtiği zaman Jüpiter yeni bir döngüyü başlatacak hepimiz için. Jüpiter'in konumu o yüzden güzel. Gelin birkaç şeyle not aldım onları paylaşmak istiyorum. Çünkü bu bilgileri öğrenirken Jüpiter'i anlamak çok önemli. Gezegen olarak Jüpiter'i anlamak çok önemli. Jüpiter en büyük Güneş sisteminde, solar sistemde en büyük gezegen aslında çok enteresandır. Bazı kaynaklar aslında Jüpiter'in kendi sistemi, aynı solar sistem gibi kendi sistemi olduğundan bahseder. Çünkü bütün gezegenler aslında bir nevi hep diyoruz Güneş'in etrafında dönüyor diye. Aslında değil. Relatif olarak bakın çok güzel videolar var. Spiral yapıyorlar aslında bir nevi. Bir nevi sanki yolculuğumuz bu sonsuz evrende e, güneşin etrafında dolanıyor gibi bütün gezegenler ama aslında öyle değil bütün gezegenlerin kendi içinde de sistemleri var Jüpiter Jüpiter'in sistemi o yüzden güneş'ten de farklı Belki de bu farkı fark edemiyoruz sanki Jüpiter'de güneşin etrafında dönüyormuş gibi geliyor bize bunu anlamak çok önemli. O yüzden Jüpiter'in etrafında 79 tane ayı var. E, Jüpiter'in bu da önemli. Satürn'ün de öyle. O, o civarlarda. <laughs> hemen hemen. E, o yüzden hatta bazı aylar e, Jüpiter'in bazı ayları onların isimleri var. Bir tanesi mesela e, Europa olması lazım. E, bunun gibi isimler ve bazı e, aylarda aynı dünya gibi yaşamın olabileceğinden bahsediliyor potansiyel olarak. Jüpiter en büyük olan gezegen çok enteresandır aslında bazen e, e, aslında bir nevi e, başarısızlığa uğramış e, yıldız gibi de yorumlayanlar ama buna katılmayan çok kişi var e, Jüpiter. Jüpiter'in e, helyum gazlarına ve amonyum gazları olması lazım gazlardan oluştuğu için aslında gaz kitlesi var 318 kat büyük dünyadan ve aynı zamanda çapı da 13 dünya elde ediyor çap olarak. Bütün güneş sistemindeki gezegenleri topladığınız zaman hepsine 2,5 kat daha büyük bir kitlesi var Jüpiter'in. Yani devasal bir gaz kitlesi Jüpiter. En hızlı dönen gezegen aynı zamanda o yüzden de o hani e, devasal kırmızı nokta, o fırtınanın olduğu yer sebebi de o aslında. Çünkü çok hızlı dönüyor ve hızlı döndüğü için de e, e, bir nevi e, fırtınalar oluşturuyor aslında. Manyetik akımı inanılmaz çok yüksek ve yer çekim gücü, yer çekim diyoruz ama yeri yok aslında. E, o yüzden e, bütün cisimleri kendine çekiyor. Bu da çok enteresandır çünkü. Gökyüzünde olan içimizde. Bütün hücrelere bile baktığımız zaman aslında o hücrelerin içinde olan olaylarla gökyüzünde olan olaylar aynı. Ee, Jüpiter'in konumu enteresandır. Jiva Karakaderiz ve Jiva Karaka yaşamdır, yaşam verendir. O yüzden bir devi karaciğer gibi çalışır aslında Jüpiter. Neden? Çünkü bütün asteroidleri, bütün zararlı cisimleri kendine doğru çeker ee, ve bu şekilde dünyayı koruduğuna inanılır. Çünkü eğer asteroidler e, Jüpiter tarafından çekilmemiş olsaydı aynı karaciğer gibi toksinler Jüpiter tarafından çekilip temizlenmeseydi vücudumuza zarar verecekti. O yüzden Jüpiter bu anlamda da çok önemli. Jüpiter bir aspati. Jüpiter Yunan mitolojisinde e, kral, e, hatta tanrıların kralı gibi geçer aslında. E, o yüzden. Hint felsefesinde de bir guru'dur. Dediğim gibi, civa karaka deriz ve yaşam verir. O yüzden önemli ve şans getirir. Şimdi bu bilgiden sonra hemen vedik astroloji bilgilerine bakalım. Burçlara göre de değineceğim. Önce Kala Purushadan Koç burcuyla bir giriş yapalım ve bunlara göre de burçlara göre söyleyeceğim. Neden önemli? Bir yaspatı, guru diyoruz. Jüpiter satviktir, pürifiye eder, saflaştırır ve Jüpiter multikomposisyonunda yay burcunda kendi ofisinde ve burada daha aslında ve sabit burç deriz yay burcu için o yüzden dini görüşler, inanışlarla ilgili ve bir şeye inanır ve ondan sapmamaya çalışır ve bunu da öğretmeye çalışır. O yüzden Jüpiter o anlamda agresif demek istemiyorum ama bildiği şeyi öğretmek için aynı bir guru gibi çalışır. Tabii ki e, disiplinle alakalı. Satürn'le karıştırılmaması lazım tabii ki. E, eli sopalı değil. Bir nevi belki kelimeleriyle bilemiyorum. Balık burcuna geldiği zaman da guru bir riyasipati. Jüpiter bir nevi o meditasyon haline varıyor aslında. Şimdi bunu anlamak neden önemli? Çünkü bir gezegen retro gitmeye başladığı zaman relatif olarak dünyaya en yakın olan konumda. O yüzden çok parlak görülüyor. Jüpiter çok güzel görülür. Özellikle de retro olduğu konumda. O yüzden hala 23-24 e, Kasım'a kadar vaktiniz var. Jüpiter gökyüzünde görünüyor. Satürn'ü de görebilirsiniz. Mars zaten retro daha da kırmızı bir hale aldı. O yüzden bu, bu gezegenleri aslında gökyüzünde izlemek çok keyifli ee, ve bir nevi de iletişime geçiyorsunuz aslında bu enerjilerle. O yüzden bu videoları izliyorsanız demek ki yatkınlığınız var bu tarz enerjilere mutlaka gökyüzüne bakın. Mars da size, Jüpiter de size, Satürn de size mutlaka bir merhaba diyecektir. <laughs> Seçeceksiniz. Hatta uygulamalar var. Uygulamalarla da bakıp konumlarını tespit edebilirsiniz. Jüpiter satfik enerjisiyle o pürifiye etme enerjisiyle dünyaya en yakın konumda relatif olduğu zaman retro diyoruz ve görünüyor. Ve daha sonra direkt gitmeye başladığı zaman özellikle Jüpiter 22 Kasım'da tam 24 Kasım'da ve bu da çok enteresandır. Çünkü 24 Kasım öğretmenler gününe denk geliyor ve biz guru, öğretmen, Jüpiter'den bahsediyoruz. zaman mükemmel, farkında olmadan aslında ulusal bir enerjiyle remediler yapmış oluyoruz aslında. Öğretmenlere karşı o istasyon derecesiyle kutluyor olacağız Jüpiter'i. Ben çok heyecanlıyım. Çok güzel oluşumlar var ve konumundan dolayı da direkt mokş evlerini görüyor, yengeci görüyor, akrebi görüyor. Mükemmel bir konum. O yüzden gerçekten çok heyecanlıyım eminim siz de heyecanlısınız çünkü bu enerjiler kolektif enerjiler herkes için çalışıyor ve e, o yüzden 22'sinde aslında hissetmeye başlayacağız çünkü e, istasyon dediğimiz olaya giriyor bu ne anlama geliyor çünkü bir nevi durmaya başlıyor gezegen tam ileriye gitmeden önce o yüzden 22 23, 24 de ileriye gitmeye de başladığı zaman ondan sonra iki günde 24, 25, 26'sına kadar hatta böyle bir istasyon dönemi dediğimiz durağan dönemdir. Ve o dönem o yüzden çok mükemmel bir dönem. Tam bir o satvik, pürüfiye eden enerjiyi hepimiz hissedeceğiz. O yüzden Jüpiter'in balık burcundaki konumu, balık burcu olayları, farkındalık, kayıplar, izole yerler, hastaneler, hapishaneler ne düşünürseniz aşramlar, yatak odaları, bilinçaltımız, rüyalarımız, yabancı ülkeler bu konularla ilgili çok yoğun bir farkındalık dönemi. Bugünler çok ama çok önemli. Tekrarlıyorum bugün bugünler çok ama çok önemli. 22'sini alın biraz. 23'ü daha kuvvetli. 24 çok kuvvetli. 25 ileriye gitmeye başlıyor. 24 ileriye gitmeye başlıyor. 25, 26. Ondan sonra da çok güzel olacak. 21 Nisan'a kadar. Çünkü 21 Nisan'a kadar Balık Burcu'ndaki o son geçişini tamamlamış olacak. 12 yıl önce de herkes için durum aynıydı ama Satürn'ün konumu çok farklı. Çünkü Satürn direkt bu arada Navamşa'da Aşitamamşa işte pozisyonunda Jüpiter'de 6. evi geliyor Navamşa'da Aslan Burcu'nun o da enteresandır 6. evdeki konumu da aslında biraz e, bizi değiştirmeye zorlayan o zorluk e, mücadelelerimizle o e, belki problemlerimizle ve ee, praraba da karma ile da alakalıdır bir nevi onları çözmeye çalıştıracak bu geçişiyle e, yoğun bir enerji olacak. Bu konum o yüzden daha farklı çünkü Satürn de K2'yi görüyor. O yüzden 12 yıl önce gittiğin zaman evet balık burcundaydı yine aynı bu geçiş oldu ama bu sefer diğer translerin etkileri var. Çünkü neden? <laughs> Satürn direkt 3. görüşüyle Jüpiter'i görüyor kendi evinden. O yüzden farklı <laughs> etkileşimleri olacak ve e, Jüpiter dediğim gibi o günlerde ve balık burcuna baktık. Balık burcundan sonra da yengeç burcuna bakıyor olacak. Yengeç burcu orijinal kalapurşa da yuvamız, annemiz, mokşa evi, mutluluğumuzla alakalı. O yüzden bu aslında oluşumlar Jüpiter retro giderken de hissetmeye başladık. Satürn retro gidiyor da hissetmeye başladık. Çünkü Satürn de aslında yengeç burcunu görüyor. Jüpiter de yengeç burcunu görüyor. O yüzden şimdi artık daha aksiyon harekete geçme hali. Çünkü Jüpiter o, bir aspekti, guru, bir takım şeyleri düşündü. meditasyon halinde daha da o enerji artacak ve ileriye gitmeye başladığı zaman o enerjiler açılmaya başlayacak ve burçlara göre, göre nasıl açıldığını e, sizlere sizlerle paylaşacağım. Ve daha sonra da o yüzden bu ev değiştirme olabilir bazı kişiler için. E, dediğim gibi dördüncü ev çünkü e, araç alma olabilir, ev alma olabilir, toprak alma olabilir. Bu tarz hani neyle ilgili belki bir takım şeyler, mutlulukla ilgili bilinçaltı düzeyinde yuvamızla ilgili bir takım değişiklikler olacak. Jüpiter bunları ödüllendirecek beşinci görüşüyle. Dokuzuncu görüşü de Akrep Burcu'na geliyor. Neden Akrep, Akrep Akrep Burcu önemli. Akrep Burcu okült bilgilerle alakalı. Astroloji ile ilgileniyorsunuz. Astroloji ile alakalı, psikoloji ile alakalı ve sıra dışı olaylarla alakalı miraslarla alakalı başkaları para, başkaları aracılığıyla gelen paralarla alakalı bunların da detaylarını anlatacağım çok enteresandır çünkü ee, Jüpiter tam istasyon derecesine ilerlemeye gitmeye başladığı zaman orada Merkür olacak, orada Venüs olacak, orada Güneş olacak. Ee, Güneş kendi evinden, 4 ev, Jüpiter kendi evi Yay burcundan 4 ev. Bu konu bile çok enteresan. Tamamıyla nasıl iç hem ruhumuzun mutluluğu oluyor çünkü güneşi lagna yaptığınız zaman dördüncü evdedir güneş kendi evine göre ve jüpiter de aynı şekilde kendi evine göre yay burcu multi kompozisyon hatta daha kuvvetli ona göre de direkt altıncı eve geliyor güneş multi da sekizinci evden geçiyor bu da transformasyonu gösteriyor aslında aslında ruhumuzla alakalı o yüzden derin anlamda da bir takım e, etkileşimler var çünkü da dediğim gibi e, balık direkt aslan lavamşasından geçecek As, e, balık burcuna göre aslan 6. eve denk gelir çok önemli o yüzden ve aynı şekilde e, bu, bu şekilde de bakmak lazım e, çünkü satürnün geçişte danışta da o da aşlamamış o da aslında transformasyonu tetkiliyor o yüzden çok kuvvetli bir gün fakat Farkındalığa varmak Kay, kay, kaybetmemiz gerekeni kaybetmekle alakalı. Çünkü bundan sonraki açılım çok çok daha güzel olacak ileriye gitmeye başladığı zaman. Jüpiter guru, Jüpiter koca, eş, eş ee, ve Jüpiter aynı zamanda çocuk. Ve böyle olunca Jüpiter aynı zamanda ekonomik karakası parayla alakalı ve böyle olunca Eğitim, öğretim dediğim gibi e, bu konularda para ile alakalı konularda, ekonomi ile alakalı konularda ki Kalapuruşa'dan da direkt borç evine bakar. Borçlarla alakalı olarak bir takım etkileşimler olacak. Çocuklarla, çocuklarınızla alakalı, eşinizle alakalı, kocanızla alakalı bir takım değişiklikler olacak. Gurunuzla, öğretmeninizle alakalı, eğitimle alakalı dediğim gibi bir takım değişimler olacak. Bu enerjiler çok çok daha güzel ileriye doğru açılacak. Gelin Burç'lara göre şimdi konuşalım bakalım bu iç, e, açılımlar e, nasıl olacak. Yine ben her zaman gibi Türkiye haritasını kullanıyorum bu sefer. E, direkt transitleri konuştuğumuz için e, bu etkileşim daha güzel olur. E, gördüğünüz gibi e, Türkiye için koç Türkiye için değil e, Türkiye e, ikizler Burcu direkt koç Burcu ile başlayalım. Sevgili koçlar hoş geldiniz. Mükemmel bir dönem sizin için. Çünkü Jüpiter direkt gitmeye başladığı zaman direkt 22 Kasım'da hissedeceksiniz. 23 Kasım bu günler çok önemli. 24 Kasım'da direkt gitmeye başlıyor. Dikkat ederseniz 12. ev bilinçaltı, yatak odası. O yüzden bu konumda şehvetlerle alakalı, yatak odalarıyla alakalı, rüyalarla alakalı bir takım şeyler olabilir. Tamamen meditasyon, kayıplarla alakalı. Jüpiter şehvet. Jüpiter 12. evde geçtiği zaman bu şekilde, sizin de 12. evde olduğunuz zaman retro konumunda bir takım takıntılar önünüze geldi atmanız gereken şeyler belki de özellikle de hem dördüncü evi görüyor hem sekizinci evi görüyor cinsellik anlamında düşünüldüğü zaman bu tarz takıntılar olduğu bu takım bu tarz tutkularınız varsa direkt gitmeye başladığı zaman Jüpiter atılması gereken size zarar veren tutkuları atacak aslında bunu mutlaka aklınızda bulundurun sonrasında ne oluyor koç burcu bireyleri için Direkt dördüncü evinize geliyor. Evinizde değişiklikler, mobilya değişikliği, ev değişikliği, ev düzeni, bir nevi mutluluğunuzla alakalı farkındalıklar. Annenizle ilgili eğer herhangi bir sorun varsa Jüpiter retro gittiği dönemde bu evlerle sorunlar olmuş olabilir. Kendinizi sorguluyor olabilirsiniz. Ben ne yapıyorum, ne yapmalıyım? böyle hayat nasıl olmalı? <laughs> bir nevi. Yurt dışına ile alakalı belki planlarınız varsa bu şekilde açılım olacak. Güzel açılımlar olacak ee, ve bu zamana kadar sabrettiğiniz konularda etkisini gösterecek. Dikkat edin tam istasyon konumunda Merkür orada. Sizin 3. evinizin lordu aynı zamanda 6. evinizin lordu. Upaçaya evleridir. Zorluklarla alakalı 8. evde transformasyonu gösteriyor. O yüzden Jüpiter bu konumunda direkt kendisi de görüyor prarabada karmasını. Bu konum çok önemli çünkü bu dönemde özellikle borçlarda dahil çalıştığınız kişiler e, bu tar bunlarla ilgili sorunlarınız varsa bunlar için çok güzel şifa oluşturacak ve güzel açılımlar olacak. Direkt güneşi görüyor. Güneş 5. evinizin lordu bu konum o yüzden aslında transformasyonla alakalı herhangi bir para, spekülatif kazançlar, bununla ilgili konular da tam 24 Kasım'dan sonra açılımlar olabilir. Herhangi bir kayıp varsa, ilginç aslında Kalapuruşa'dan mesela e, bir takım şeyler düştü, kripto düştü, e, borsa düşüyor. E, bu konumdan sonra, 24 Kasım'dan sonra bir düzelme olacak aslında. En azından bir ayar bulacak ve Koç burcu aslında bu dönemde özellikle yeni yatırımlar belki o yüzden tam dibe vurduğu bir dönem olabilir ve ben ama dediğim gibi finans uzmanı değilim. bununla ilgili açılımlar olabilir Koç burcu bireyler için özellikle direkt gitmeye başladıktan Sonra yapılan kazançlar daha farklı sonuçlar oluşturacak. Venüs orada direkt Venüs'ü görüyor. Kuvvetli bir görüş. O yüzden koçlar için yeni bir aşk, olan bir aşkın alevlenmesi e, ya da aile kaynaklarıyla da alakalı. Mars retro gidiyor kendi lagna lordunuz tutkuyla alakalı Miri Gaşira'da e, ani kararlar alırken dikkat edin tutkuyu artıracak. Belki o da güzel anlamda çalışabilir. İleriye ileriye gittikten sonrasında çok çok daha güzel şeyler olacak. Sabit yıldızlar anlamında orada bazı yıldızlar var. Debaran yıldız var, Algol var. O yüzden bu konuda transformasyon yaşarken yine eğer doğanızda agresiflik varsa bunu mutlaka kontrol edin. Ee, güzel kullanılmış enerji o ateş enerjisi çok güzel işlere sebep olur. Ben zarar vereceğini düşünmüyorum ama yine de herkesin haritası farklı. Kendi haritanızda bir takım tetiklemeler varsa özellikle bu konularda e, dikkat etmenizi öneririm. Evliyseniz eşinizin e, annesi babası onunla ilgili ya da eşiniz aracılığa gelen kaynaklarla ilgili bir takım sıkıntılar olabilir ama Jüpiter'in bu konumu bu alanlarla ilgili sıkıntılar varsa size şifa sunacak. Bunu anlamak çok önemli. Saturn üçüncü görüşüyle direkt Jüpiter'i görmeye devam ediyor. Jüpiter retroda olduğu zaman direnç gösterdi, farklı davrandı. Belki o bilgeliği kullan kullanamadınız tam anlamıyla. Kendi içinizde bir şekilde şöyle mi yapmam, böyle mi yapmam diye. Fakat Jüpiter ileriye gitmeye başladığı zaman aynı o yargıç gibi Satürn olması gerekeni söyleyecek Jüpiter'e ve Jüpiter de direkt o şekilde dağıtacak. O yüzden Haritanızda Satürn'de kuvvetli ise bu geçiş çok güzel kariyer anlamında toplum önünde yaptığınız sorumlulukları zaten yapıyorsanız koçlar bu tarz koçlar e, ürünlerini alacak ödüllerini alacak. O yüzden çok güzel bir e, geçiş olacak. Satürn'ün k görüşü de yine ortaklıklar anlamında, yine toplum önünde nasıl göründüğünüzle alakalı, spiritüel anlamda yaptığınız güzel işlerle alakalı e, ürünlerini görüyor, alıyor olacaksınız aslında. Sevgili boğalar, sevgili boğalar için bu geçiş nerede oluyor? Jüpiter, Jüpiter olduğu yerde şifa getirecek ve Jüpiter sizin 11. evinizde, 11. ev yüksek arzular, 11. ev büyük kardeş ve 11. ev çok yakın olduğunuz arkadaşlar. 5. görüşüyle sizin 3. evinizi görüyor ve sizin e, direkt eş evinizi görüyor. Bu konumda, o yüzden boğalar için neler olacak? Boğalar için e, büyük kardeşinizin herhangi bir sorunu varsa. Arkadaşlarınızdan herhangi bir sorunu varsa şifa gelecek, şifa dağıtacak, farkındalık olacak bu konularla ilgili. Bu belki çok samimi arkadaşlarınız hayatınızdan çıktı öncesinde Jüpiter direkt gitmeye başladığı zaman farkındalığa varacaksınız. Ve gerçekten dostlarınızdan çok büyük faydalar var. O yüzden promosyon anlamında çok önemli. Balık burcundaki Jüpiter size belki yüksek arzularınıza ulaş, e, Hep ulaşmak istediğiniz yüksek arzularınızdan Kayıplara sebep olacaksınız Ş şöyle anlatayım e, diyelim e, çok istediğiniz şeyler olmuyor artık gitmesine izin vereceksiniz çünkü e, boğalar için 11. ev yüksek arzular ama balık enerjisi kayıp enerjisiyle alakalıdır o yüzden belki o çok fazla absürt olmaması gereken yüksek arzularınızı aslında şey diyeceksiniz ben zaten çok fazla belki çıtayı yükselttim. Hiçbir anlamı yoktu. İzin veriyorum artık gitmek diye. Ve bu farkındalıklar dediğim gibi hem çok samimi arkadaşlarınızla alakalı olabilir. Hem de ee, büyük kardeşlerinizle alakalı olabilir ve buna bunun akabinde de gelen çok büyük e, bilgelik var aslında farkındalık var sizin için aynı şekilde kardeşleriniz küçük kardeşleriniz çünkü 5. görüşüyle komşularınız sosyal çevreniz yüreklenmeniz o yüzden boğalar için çok güzel çünkü 3. ev çok anahtardır çok önemlidir ve jüpiter bu şekilde görerek e, sizi yüreklendirecek hatta büyük kardeşiniz belki küçük kardeşinizle olan problemi düzeltebilir Sosyal çevrenizi değiştireceksiniz. Komşularınızı belki değiştireceksiniz. Farklı bir bakış açısı getirecek. Daha anarç davranacaksınız belki. O yüzden Jüpiter ileriye gitmeye başladığı zaman özellikle de istasyon döneminde yani 22 Kasım, 22-23-24 Kasım'da bu enerji daha da. Eğer öğretmenseniz çok güzel çalışır çünkü... Öğrencileriniz var demektir. Üçüncü ev öğretme evidir. Üçüncü ev bilgi verme evidir. Beşinci görüşüyle Jüpiter aslında destekleyecek. Ama bu bilgi nereden gelecek? Bu bilgi hem sizin yüksek arzularınızdan gelebilir hem de bu bilgi sizin büyük kardeşinizden ve çok samimi arkadaşlarınızdan gelecek. Ve bu konumda güneş Merkür tam o dönemde enerjinin yüksek olduğu dönemde Güneş, Merkür ve e, Ay da orada. E, ay'ı konuşmak da çok önemli. O yüzden belki Ay'ın orada oluşu biraz insanları e, duygusal anlamda belki yorabilir aslında ama ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü Jüpiter istasyonda olduğu zaman oradan aslında Ay'ı da görüyor. Dokuzuncu görüşüyle o da çok önemli bir görüş aslında. E, ve orada Merkür de var. Merkür'ün oluşu da önemli. <laughs> Şimdi e, boğalar için önemli olan... Prarabada karma evinin nerede açıldığı? Bu ne demek oluyor? Çocuklarla ilgili belki bir takım zorluklar çekiyorsanız özellikle de Jüpiter retro gitmeye gittiği dönem çocuklarla ilgili sorunlarınız olabilir ya da bu dünyada bırakmak istediğiniz ürünlerinizle alakalı, yaratıcılığınızla alakalı bir takım sıkıntılar oluyor olmuş olabilir. Bu sizin prarabada karmanız aslında. Bütün boğalar için bu söylediklerin prarabada karma. Bu ne demek? Bu konularla ilgili problemlerinizin olacağını gösteriyor sizin. Bütün boğalar için geçerlidir. Çünkü orijinal praraba da evi. Sizin direkt 5. evinize geliyor. Jüpiter ileriye gitmeye başladığı zaman size desteğini gösterecek. O yüzden çocuklarla ilgili problemleriniz, romantizm, romantik yaşamınızla ilgili partneriniz, sevginiz, kocanız, karınız o tarz romantik ilişkilerle olan bir takım problemleri daha kolay halletmenize sebep olacak. Spekülatif kazançlarda herhangi bir zararı uğradıysanız bu geçişiyle Jüpiter 21 Nisan'a kadar size desteğini görecek, gösterecek ve şifanızı verecek. Bunun, bu zamana kadar olan zorluklar, retro döneminde artan bu zorluklar sizin neyi değiştirmeniz gerektiği, neyi kaybetmeniz gerektiği hakkında size bilgiler verdi. Muhtemelen de Satürn sizi zorladı. Bu şeyleri atın diye bilgelikle zorladı. Çünkü Satürn sizin 9. evinizde yüksek öğrenim, bilgilik, danışmanlık gibidir. Gördünüz aslında çoğu şeyi. Hatta baba belki uyardı. Belki çocuğunuzla ilgili bir takım problemler verdi ve babanız uyardı bunları değiştirin diye. O yüzden bu örnekler çok fazla artar. Çok bir sürü alanda bu örnekler çalışır. Ma Mars'ın retro oluşu Zorlayabilir sizi bir vücut olarak hastalık anlamında e, o o dönemde aslında Jüpiter şifayı verecek e, bu farkındalık da onunla alakalı gelebilir. Dediğim gibi büyük kardeşler, küçük kardeşler, sosyal çevre ya da işinizle alakalı bir takım konularda yardımcı olabilir ve bu şekilde dolaylı yö yönden e, kendi sağlığınızda yerine e, oturmuş olur bir nevi aslında. Burada da karmanızı ödediğiniz bir dönem çünkü k 2 de özellikle sizin 6. evinizden geçiyor. Böyle olunca da hem dediğim gibi biraz önceki Jüpiter'in konumundan dolayı çocuklarla ilgili, bu evlerle ilgili bir takım açılımlar olacak boğalar için. Sevgili ikizler, sevgili ikizler için e, Jüpiter nerede? Jüpiter direkt ileriye gitmeye başlıyor. Kariyer evinizde çok önemli bir konum. E, direkt... İkizler için yuvanız Prerabada karma. Yuvada olan problemler sizin geçmiş yaşamdan yaptığınız olaylardan dolayı bu yaşamda ödemeniz gereken şeyler. Prerabada karma. O yüzden yuvanızla ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Çok fazla analiz ediyorsunuz belki. Bu özellik var. Şimdi Jüpiter retro olduğu zaman bu daha da arttı. Ve e, 22-23 Kasım, 24 Kasım'da direkt gitmeye başlayacak. 25-26 enerjinin çok kuvvetli olduğu bir dönem. Bu dönemde kariyerinizle ilgili bir takım değişiklikler, fikirler gelebilir ve kendi mutluluğunuzla ilgili ödemeniz gereken o karmaları ödemeniz için size destek olacak. Orijinal biliyorsunuz borç evidir. O yüzden sizin de mutluluğunuzla ilgili, yuvanızla ilgili geçmiş yaşamdan borçlarınız var. Ve Jüpiter bu geçişiyle 21 Nisan 2023'e kadar sizi destekleyecek. Bu geçiş aynı zamanda 5. görüşüyle ikinci evinizi görüyor. Bu ne anlama geliyor? İkinci ev aile bireyleri. ikinci ev yediğiniz, içtiğiniz şeyler, konuştuğunuz şeyler. Beşinci görüşüyle Jüpiter 23 Kasım'dan sonra, 24 Kasım'dan sonra direkt ödüllendiriyor bir nevi aslında. Sizi daha anaç yapacak, daha daha esnek olacaksınız aslında. o yüzden rahatlatacak aslında sizi bir nevi. Dokuzuncu görüşüyle de direkt sizin altıncı evinizi görüyor. Yine Prarabada pr karmanız var. Hem mutluluğunuzla ilgili açılıyordu zaten onu konuştuk. Ve aynı şekilde de çalıştığınız kişiler, problemleriniz, eşinizle olan problemler, hatta eşinizle ayrılma noktasına gelebileceğiniz konularda şifalar olacak. Jüpiter bu konumuyla direkt bunu açtırtmaya çalışacak aslında. Bazı ikizler ayrılabilir bile ama bunun çok iyi bir şey olduğunun farkına varacaksınız eğer bu konuma geldiyseniz. Malefik bir şey beklemiyoruz. Benefik bir şey bekliyoruz. O yüzden olabilecek kötü bir şey de güzel aşırabilir. Satürn'ün konumundan dolayı belki Satürn çünkü transformasyonu yaptırmaya o değişimi yaptırtmaya çalışıyor sizin 8. evinizde. İş ile ilgili belki görünüşlerle düşüncelerinizle ilgili yolculuklarla gibi bir takım değişimler de olabilir bu arada. Eşinizin kaynaklarıyla alakalı değişimler olabilir. Onunla ilgili zorluklar olabilir ki farklı olay. Ama dediğim gibi Jüpiter'in görüşü Hastalık anlamında olsun, akut hastalıklar anlamında. Kronik hastalıklarda biraz daha sıkıntınız olabilir ama akut hastalıklarda, aile kaynaklarında, yediğiniz içtiğiniz konularla ilgili konularda çok güzel yeni olaylar oluyor. Aile bireyleriyle ilgili mutluluklar oluyor bir nevi. E, bu konum aslında çok güzel. Kaynaklarınızla ilgili para da getirebilir e, Jüpiter bu geçişiyle. K2 5. evinizde romantizmi gerçekten kesti. Karmik olarak kesti. Olmaması gereken şeyler olmadı ama bazen K2 iyi de çalışır. Satürn'ün nasıl çalıştığına bakmak lazım. Sorumluluklarınızı çok yaptıysanız Satürn direkt gitmeye başladıktan sonra aslında bu enerji güzel açılmaya da başlamış olabilir. Rahu'nun konumu da e, e, iyi. Bunu konuşmuştuk. Mars'ın konumu Bilinçaltınızı biraz agresiflik, uyku bozukluklarına sebep olabilir. Bunu da bir diğer videolarda aslında biraz bahsetmiştim. Buna da bakabilirsiniz. Bu aks, bu eksen sizin için çalışıyor. ve aynı zamanda praraba da karmanızı da ödüyorsunuz. O yüzden hastaneyle ilgili, hastanelerle ilgili bilinçaltınızda bir takım farkındalıklara varabilirsiniz. bu konumda bilmediğiniz düşmanlar o kapılar ardında olan şeyler biraz... E, agresif olabilir bir nevi kafaları karışık olabilir Aslında ilginç çalışır ama dediğim gibi sizin 6. ev çok kuvvetli ve Jüpiter'in desteği e, o bildiğiniz düşman gibi gördüğünüz insanlardan aslında fayda gelebilir Bu arada kariyer alanında olan şeyler kariyer alanınızda patronunuz olsun e, toplum önünde nasıl görünmeniz gerektiği ile alakalı aslında Jüpiter size bilgelik sunacak bir nevi bu şekilde de e, bakabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yengeçler için bu konum nerede oluyor? Direkt dokuzuncu evinizde oluyor. Jüpiter direkt şans getiriyor size. Ee, baba evidir aynı zamanda. Baba ile ilgili farkındalık, baba ile ilgili belki kayıplarınız oldu. Ee, o yüzden belki çok üzerinde durduğunuz anlamsız bunları fark ettiniz. Farkındalığa sebep oldu. Ve artık bundan sonra direkt açılmaya başlayacak. Ve açılmaya başladıktan sonra <laughs> ilk sizi beden olarak etkiliyor. Çünkü beşinci görüşüyle direkt sizi lagna bir vücut olarak görüyor anaç bir yapıya sahip olacaksınız. Daha anaç ruhunuz ön plana çıkacak. Duygularınız ön plana çıkacak. Yengeçler daha da duygulanacaklar 21 Nisan'a kadar özellikle 22 Nisan, 22 Kasım, 23 Kasım, 24 Kasım çok güzel tam istasyon. Bu dönemde kendi bütünlüğünüzle aldığınız kararlar çok güzel açılır. Aynı şekilde 9. görüşüyle de 5. evinizi görüyor. Çocukla alakalı. Belki çocuğunuzla ilgili, yaratıcılığınızla ilgili kitap yazma kararı alabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda 5. ev, 9. ev bunlar hep yayınlamakla alakalı. Bir takım şeyleri yayınlamakla alakalı. Eğitim, öğretimle alakalı. Belki bir takım şeyleri öğrenmek istiyorsunuz. Bunlarla alakalı. Şans dediğim gibi e, inançlarla, dini inanışlarla alakalı. Aynı zamanda 5. ev, mantra evi, namaz kılma ve bu tarz şeylerde tetiklenebilir. Çok güzel bir konum. 21 Nisan 2023'e kadar bu konum daha da devam edecek. Güneş'in orada oluşu, Merkür'ün orada oluşu, Venüs'ün orada oluşu o konulara girmek istemiyorum ama Jüpiter özellikle istasyonda çok büyük bir enerjiyle sizin ikinci evinizin lordunu tetikliyor. Bu ne oluyor? Kaynaklarınız oluyor. Kaynakları besliyor. Yaratıcılığınız artıp kaynaklarınız için mükemmel bir dönem özellikle o e, 22, 23, 24, 25, 26 Kasım tarihleri arasında başlatacağınız şeyler inanılmaz güzel kaynaklarınızı geliştirecek. E, bu tarz konularda sizlere yardımcı olacak. Aynı şekilde Merkür'e baktığınız zaman bunu genişletebiliriz. Üçüncü evinizin lordu ve on ikinci evinizin lordu. Bu ne anlama geliyor? Sosyal çevre kayıplarınız varsa kayıplar olabilir. Güzeldir. Güzel olacak. Atılması gerekeni atacaksınız bilinçaltınızda. Yürekleneceksiniz bir nevi. Uykunuzda bile bir takım mesajlar bilinçaltınızda size ulaşabilir. Buna da dikkat edin derim. Venüs'ün konumu çok güzel. Venüs sizin on birinci evinizin lordu. Aynı zamanda da sizin dördüncü evinizin lordu. Ve böyle olduğu zaman da ne oluyor? Direk Yüksek arzularınızla ilgili mutluluğunuzla ilgili belki eşinizle ilgili romantizmde artma olabilir. Jüpiter çünkü çok güzel destekleyecek. Romantizm getirecek size e, bu konuyla ilgili. E, şehveti arttırabilir. Biraz o konuda e, dikkat et. Dikkat etmekte fayda var değil. <laughs> İngilizce de yoga karaka Mars e, sizin 11. evinizden geçiyor. Belki sıra dışı böyle tutkular o anlamda da artabilir. Bunu çok güzel yaratıcılığınıza kullanabilirsiniz aslında. Spiritüel anlamda Mars'ın Melik Aşıra'da oluşu, retro oluşu ve direkt işte Jüpiter'in gördüğü e, akrep burcunu görüyor aslında çok güzel. Akrebin olduğu yer transformasyonla alakalı. O yüzden yengeç burçları için transformasyon çocuğunuzla alakalı, yaratıcıl yaratıcılığınızla alakalı, romantik yaşamınızla alakalı transformasyon olabili olacağı bir dönem. Ama bu sefer Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz direkt. Bu evlerle ilgili açılımlar olacak. Satürn sorumluluklarınızı yerine getirmek durumundasınız zaten. Eşiniz o yüzden Satürn'ün de yani eş, ortak, sevgilinizle hayatınızda olan... ...partner gibi göründüğünüz kişilerle ilgili Satürn sizi zorluyorsa... ...bu konum Jüpiter'i de zorlayacak üçüncü görüşüyle. O yüzden kısıtlama olabilir. Ama sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız eğer yengeçler... Üçüncü görüşüyle Satürn Jüpiter'e tamam artık istediğini yaptır bu kişiye diyecek ve diğer söylediğim evlerle ilgili konular direkt açılır. Çocuk istiyorsanız çocuğunuz bile olabilir aslında eğer sorumluluklarınızı yerine getirdiyseniz. Kulağım acaba neden kaşında enteresan tam Satürn'ü konuşurken Danişta'da ilginç. Yengeçler için ne anlam olabilir acaba? Şimdi merak ettim. Biraz acaba kulağınıza mı dikkat edin diyor. Eşinizi dinleyin diyor. Belki bu dönemde. Daniş'te enteresan. Daniş'te Şıravana'dan sonra gelen, e, bu hafta konuştuk aslında. E, duyulan şeylerle ilgili varlığın toplandığı aktivasyon. Şıravana çünkü sadece duymak, bilgilerin toparlanması. Daniş'te de duyulan şeyleri e, harekete geçirmek. İlginç. Ee, sağ kulağım <laughs> ee, ve enteresandır aslında sağ sağ kulak Merkürle alakalı ee, Merkür üçüncü ev ee, ve Merkür sizin için Başak orayla ilgili praraba da Karma onu unuttuk aslında hemen onu söyleyelim ee, Yengeçler için ne oluyor demek ki sizin geçmiş yaşamdan olan karmalarınızı Ödüyorsunuz. Küçük kardeşinizle ilgili özellikle değişimler var. Çok analitik, çok düşünüyorsunuz. Komşularınızla ilgili sosyal çevre, sosyal medya, yengeçlerin hepsinin bu konuyla ilgili yüreklenmeleriyle ilgili çok düşünmeniz lazım. Ee, ama Jüpiter size desteğini görecek, desteğini gösterecek ve e, bu konumda e, direkt... E, prarabada karmanızı ödüyor olacaksınız. Aynı zamanda 6. Jüpiter 6. evinizin lordu o da orijinal aslında prarabada karmayı gösteriyor yönetici olarak. Demek ki bu sorumluluklarınızla ilgili hastalık, akut hastalıklar, çalıştığınız iş arkadaşlarınızla ilgili verdiğiniz hizmetlerle ilgili bu takım konularda Jüpiter, Jüpiter ileriye gitmeye başladığı zaman size yardımcı olacak. Bu konularla ilgili sorunlarınız varsa Jüpiter size yardımcı olacak. Çok güzel bir bir dönem o yüzden bu geçiş için. Sevgili aslanlar, sevgili aslanlar için bu konum nerede oluyor? Jüpiter sizin 8. evinizde. 8. ev başkaları aracılığıyla gelen para, miras bu tarz konularla bir takım aşılımlar olabilir. Başkaları aracılığıyla beklediğiniz para size geliyor olabilir. E, aynı zamanda e, bu konum kronik hastalıklarla alakalı. Belki e, daha önceden e, bir takım hastalık sorunları varsa bununla ilgili şifa gelecek. Aynı zamanda astrolojiyle ilgili aslanlar, sevgili aslanlar eğer astrolojiyle ilgileniyorsanız araştırma evidir 8. ev. Araştırma yapıyorsanız herhangi bir anlamda gizli olaylarla bununla ilgili farkındalıklar, kayıplar olursa eğer 8. ev, sıra dışı, cinsel Tutkulardır Jüpiter bununla ilgili kayıplarınızın olmasını isteyecek sizden Jüpiter retro gittiği zaman bir takım takıntılar da olabilir cinsellikle alakalı bu tarz şeylerle alakalı ee, buna astroloji okült bilgiler de dahil belki çok fazla takıntınız varsa şimdi Jüpiter ileriye gitmediği başladığı zaman balık burcu neşede kayıptır kayıp olması gerekir. Miras bekliyorsanız mirası bile kaybedebilirsiniz. Ama bununla ilgili farkındalık olacak. Şubeter belki diyecek ki tamam bu kadar bekliyordum. Bu mirasa zaten ihtiyacım da yoktu. Belki hak etmiyordum da diyebilirsiniz bilmiyorum. Ee, ama bu şekilde farkındalıkla artık direkt o oh, let it go. <laughs> Tam Türkçesi bir anda İngilizcesi e, direkt e, terk edeceksiniz. Umursamayacaksınız ve bu şekilde e, olduğu anda direkt özellikle 21-22-23... 24-25 Kasım tarihleri arasında tam çünkü istasyon yapmaya başladığı dönem ve direkt gitmeye başladığı dönem. Bu dönemden sonra da neden önemli? Sizin dördüncü evinizi görüyor. Ev ile alakalı taşınma olabilir. Evi değiştirebilirsiniz. Mobilyaları değiştirebilirsiniz. Mutluluğu sizi mutlu edecek olan şeyleri değiştireceksiniz. Orada büyük bir enerji yolumu var, egonuz var orada, orada öğrenme disiplininiz var, ee, evdeki olan evdeki olan iletişim var, genç, orada e, lüks arabalar olabilir, e, ara, araba yat gibi belki e, ev e, alabileceğiniz toprak olabilir. Bununla ilgili belki siz alacaksınız nasıl? Belki mirası kaybedeceksiniz, belki toprak istiyorsunuz gelmeyecekse vereceksiniz Bir saniye. Ben belki bunu kendim alabilirim zaten deyip onunla ilgili ekstra evinizle ilgili mutluluğunuzla ilgili. Ilgili. Annenizle ilgili belki bir takım yenilikler olacak. Lagna Lord'unuz orada çok önemli. Ev yani bu dönem aslında Jüpiter'in size desteği bu konularla ilgili kayıplarla birlikte farkındalık getirip kendinizi anlamanız ve mutluluğunuzu anlamanızla alakalı. İş yerinizde Mars. Mars sizin için önemli bir gezegen. Ee, ve Mars retro gidiyor, agresif olabilirsiniz. Ee, hayatın farkındalığını anlamakla da alakalı, bu enerjiye de dikkat etmekte fayda var. Ee, ama dediğim gibi <laughs> güzel bir konum. Ee, Mars'ın konumu da aslında sizin için Mars tekrar e, direkt gitmeye başladığı zaman güzel açılımlar olacak. Satürn sizi zorluyor iş yerinde. İş arkadaşlarınız, sorumluluklarınız var. Uzun zamandan beri zorlanıyorsunuz. Eğer 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 görevinizi yaptıysanız para da karmadır. Çalışanlarla al al alakalı bu konumda hizmet vermekle alakalı yaptıysanız direkt Satürn tamamlayacak Jüpiter'e yardımcı olabilirsin ve de ya size mirası getirebilir ya da direkt mirası alıp eve yatırım yapabilirsiniz. Çünkü direkt Akrep Burcu'nu görüyor. Akrep Burcu sizin dördüncü evinize geliyor. Oradaki transformasyonu gösteriyor zaten. Bu konularla ilgili değişim olduğu zaman Jüpiter de size desteğini verecek. Jüpiter aynı zamanda sizin 12. evinizi görüyor. Yurt dışına çıkartabilir, farkındalık getirebilir, izole alanlarda yatak odası ardında şehvetinizi arttırabilir. Ki de bu da dolaylı olarak zaten direkt 4. evdeki olayları açıklıyor. Bilinç altı düzeyidir tamamıyla o yüzden bu geçiş aslanlar için... Çok önemli bir geçiş. E, k geçişi 3. evinizde yüreklerinizi biraz arkadaşlarınızdan koptunuz. Sosyal çevreyi umursamadınız. Belki bir takım komünikasyon, iletişim şeyleri oldu ama olsun zaten. Böyle olması gerekiyor. Neticede sizi seven arkadaşlarınız yine neticede orada olacak. E, o yüzden... Ee, inanışların zaten Rahım'ın geçişi bunları hiç konuşmuştuk zaten onlara girmek istemiyorum. O yüzden aslanlar için de bu söylediğim konularla ilgili çok güzel olaylar oluyor. Jüpiter 21 Nisan 22 Nisan o tarihler 2023'e kadar umarım güzel aşılımlar olur sizler için. Sevgili Başaklar, sevgili Başaklar, orijinal kalapuruşa sizin lagnanız. Başaklar o yüzden genel anlamda vücut olarak bu yaşamda karmalarını ödüyorlar. Praraba'da karmalarını ödüyorsunuz sevgili Başaklar. Güzel bir konum ne? Jüpiter size desteğini gösteriyor. Direkt 7 evinizden eşinizle alakalı, sizi tamamlayan enerjilerle alakalı. Eşiniz yoksa üzülmeyin. Neticede sizi tamamlayan enerjilerdir bir nevi. Eş getirebilir, herhangi birisi hayatınıza bile girebilir. Size karmanızı ödemenizde yardımcı olabilmeniz için. Şimdi bu konu enteresan aslında. Bu hikayeyi çünkü biliyorsunuz. bir Jüpiter ve Merkür bu da. Çünkü Jüpiter'in e, karısı Tara kaçıyor. Çandra aydan çocuğu oluyor Merkür. Ve bir istemiyor. Kendi çocuğu değil ama Merkür çok zeki. Ve e, Merkür'ü kabul ediyor sonradan ve ona öğretiyor. Şimdi çok enteresandır. Dışlanma var aslında burada. O yüzden Jüpiter'in de karması var. Merkürle alakalı olarak. Buradaki enerji tam zıt anlamda çalışıyor. Çünkü neden burada? Merkür Merkür'ün mutrikon pozisyonu ve kendi evi Başak Burcu, Praraba'da karmasını ödemek zorunda ve karşıdaki kişi de Balık Burcu aslında. O da enteresandır. O yüzden bu dinamikleri iki taraflı da çalışın mutlaka. Demek ki Jüpiter eğer herhangi bir şekilde yay, balıksanız Merkür'ün olduğu evlere göre sorumluluklarınız var. Bir nevi çünkü neden ilk başta yadırgadınız diye ve sonrasında da e, alıp aslında eğittiniz ve ona göre de da karmanızı ödemiş oluyorsunuz aslında bir nevi. Bunu e, sohbetlerde daha e, detaylı anlatırım. Çok zevkli çalışması. Ama e, hangi eviniz, e, Başak Burcu hangi eve geliyorsa o ev ile alakalı konularda karmanızı ödemek zorundasınız. Bu ne demek oluyor? Geçmiş yaşamda yaptığınız bir takım hatalar var. Şimdi bu yaşamda ödeyip e, bir nevi kurtulacaksınız aslında. Bu yaş o, onu ödemeden ölmek yok. arabada karma öyle çünkü. Ruh çıkamıyor bedenden. Başak Burçları için o yüzden Lagna'ya geldiği için sizi bir bütün olarak zorlayan, o Başak Burçları zorlanan bir e, burçtur. E, fakat bunu söylerken de o her bir e, burcun özelliği var. Neticede e, altıncı ev hizmet vermekle alakalı o yüzden zorlanıyor deriz o yüzden zorlanırsınız ama e, çok başak var bu e, bu açılımlar olurken e, güzel de açılan aslında Neyse de sadece yükselenden değil e, aydan bakın diğer e, gezegenlerden de bakın önemli e, o yüzden tek e, sırf lagna başak çok kötü yaşamda olacak diye bir şey yok aslında. Ee, bunu da aklınızdan çıkarmayın çünkü harita çok kolay olur belki pararada da karmanızı çok kolay bir şekilde ödüyor da olabilirsiniz Çok da zevk alıyor olabilirsiniz. O da ayrı bir konu şimdi Jüpiter retro gitmeye başladığı zaman, o dönemde eşinizle ilgili problemler olmuş olabilir. O dönemde yuvanızla ilgili çünkü dördüncü evinizin lordu annenizle ilgili bir takım problemler olmuş olabilir. 22 Kasım, 23 Kasım, 24 Kasım'da enerji daha çok. 25-26 Kasım'da daha da artık ileriye gitmeye başladığı zaman ondan sonra 21 Nisan 2023'e kadar direkt bu konularla ilgili size şifa getiriyor. Kendi evinden geçiyor. Jüpiter bu geçişiyle çok güzel Yardımcı olacak size. Ee, ve hangi konularda <laughs> sosyal çevreniz ee, sizin için transformasyon değişim yüreklenmenizle alakalı sosyal çevrenizle alakalı küçük kardeşinizle alakalı bir değişimi yaşayacaksınız ve e, komşularınızla alakalı dediğim gibi e, bununla ilgili değişimler olacak. Jüpiter bu değişime katkı sağlayacak. Bu konularla ilgili olaylarda o değişim olurken çok güzel ürünlerini alacaksınız. Hele bir de Güneş'in orada oluşu ve Güneş sizin 12. evinizin Lord'u. Direkt bilinçaltı, yurt dışı. Yurt dışı ile ilgili aslında sosyal çevreyi de arttırabilir bu arada bu geçiş. Çünkü Güneş'i görüyor olması çok güzel. Ee, Venüs'ün orada oluşu. Ee, Venüs çünkü sizin dokuzuncu e, evinizin Lord'u. Aynı zamanda ikinci evinizin Lord'u. Ee, bu konularla ilgili baba ile ilgili yüksek öğrenim, öğretimle ilgili belki bir takım güzel bilgiler verebilir. Jüpiter bu geçişiyle hem eğitim verebilir size. Sosyal çevrenizde belki güzel şeyler oluyor olabilir. Ee, aynı şekilde de yüksek arzularınız, büyük kardeşinizle olan ilişkiniz daha anaç bir hale alabilir. Ee, toplum önünde yapmak istediğiniz şeylerle alakalı güzel işler olabilir. Samimi olduğunuz arkadaşlara daha da anaç gibi yaklaşabilirsiniz. Ee, bu hem kariyerinizdeki kaynakları arttırabilir. Promosyon olabilir, para alabilirsiniz bu konuda. Yalnız K2 ikinci evden geçiyor. Ona da dikkat etmekte fayda var. Belki almanız gereken şeyi alamayabilirsiniz. Çünkü Satürn direkt k 2yi görüyor. Bu ne demek? Yine başaklar eğer çok çalışıyorsanız bir takım şeyler bir takım şeylere ödün verdiniz. Zor oldu zor oldu. Bu çok önemli. Ama ona rağmen siz yine de bir nevi boyun eğdiniz olsun dediniz. Belki de aynı. Belki benim karmam da ödedim gitsin falan dediniz. E, rahatlama yapar Satürn. Çünkü Satürn çok kilit nokta sizin için. Satürn direkt onayını Jüpiter'e verecek ve Jüpiter de sizi aslında ödüllendirecek. Bir anda promosyon da olabilir bu. Hak ettiğiniz bir şeyi alırsınız. Ya da dediğim gibi Kate orada olduğu için hak etmediğiniz bir şeyi de kesip atabilir. E, bu şekilde de e, bakabilirsiniz. Mars'ın geçişi özellikle uzak yol e, bu tarz konularda biraz e, agresif olmamaya çalışın derim e, yurt dışına çıkmak isteyebilirsiniz e, bu da e, çalışılabilir belki Onu, bahsetmiştim Mars'a girmek istemiyorum retro olduğu için ama e, Jüpiter'in konumu çok güzel e, bu konularda da güzel şeyler açılımlar e, olacak. Sevgili teraziler, sevgili teraziler için Jüpiter sizin altıncı evinizde prarabada karmanızı zaten ödüyorsunuz. Bu borçlar anlamında borçlarınızı ödemeye başlayabilirsiniz. Ve aynı değişim yurt dışı ile alakalı kapılar ardında... E, ...yatak odalarıyla alakalı... ...bir takım şeyler var... E, ...kayıplarınızla alakalı... ...bir takım kayıplar olacak bu dönemde... E, ...ama bu kayıplardaki... ...zararı azaltacak aslında... ...öyle düşünün çünkü Jüpiter'in görünüşü... ...özellikle de 21-22-23... ...kasımdan sonra ileriye gitmeye... ...başladığı zaman e, bu etkiyi... ...daha e, fazla göreceğiz... ...borçlarınızı ödemek için çok güzel bir dönem... ...hastalığınız varsa hastalıklarla mücadele için... ...çok güzel bir dönem... Düşmanlarınızdan güzel şeyler öğreneceksiniz. Kulağa garip geliyor aslında ama e, farkındalık olacak. Düşmanlarınız sayesinde bir takım kayıplarınız olursa eğer böyle iyi ki olmuş dedirtilecek bir dönem olacak sizin için. E, o yüzden de ilginç çalışacak aslında. E, aile bireylerinizde büyük bir değişim var bu dönemde. Özellikle 21-22-23 Kasım'da tetiklenecek. E, o dönemde özellikle en mükemmel bir dönem hangi aile bireyleriyle neler olması gerekiyor atılması gerekenler belki orada bir değişim yediğiniz içtiğiniz şeylerle alakalı banka hesabı ile alakalı bir takım değişiklikler olabilir ee, bu ev sizin için aslında kilit noktası teraziler için ee, çünkü burada baba o devreye girebilir baba mesela size yardımcı olabilir bilgelik ee, belki önünüze gelen bir zorluktan dolayı baba ya katkısı olabilir, arzularınızla alakalı büyük kardeşiniz varsa ya da büyük kardeşlerle alakalı, çok samimi dostlarınızla belki farkındalık gelebilir, o da olabilir burada iletişim var burada kadın enerjisi var o yüzden orada bir nevi stelyum olacak orada ay var anne ile ilgili belki bir takım farkındalıklar olacak ya da genel anlamda aile bireylerinde küçük kardeşlerinizle herhangi bir kadın bireylerle hala teyze olabilir ve babayla ilgili anne ile ilgili konularda Jüpiter ileriye gitmeye başladığı zaman size destek verip şifayı sunacak bu evlerle alakalı o yüzden bunu ee, bu en güzel geçiş teraziler için. Ee, ve Satürn çok zorlandınız. Mutluluğunuzla ilgili, yuvanızla ilgili bir takım şeyleri yapamadınız, taşınamadınız belki gerçekten de. ile ilgili sorunlar oldu? Bu konularda eğer görevinizi yerine getirdiğini düşünüyorsanız, bir takım savaş alanı gibiydi çünkü sizin için Satürn oradan geçerken. Ee, çok güzel... Ee, ödülünü verir. Satürn sizi ödüllendirir ve Jüpiter'e der tamam artık. Sen ileriye gitmeye başladığın zaman direkt şifayı sunmaya başla. Ee, bu konumda güzel açılımlar e, olacak. Ee, ve e, Prarabada Karma sizin için neresi oluyor? Ee, değişim yani zorlandığınız yer sizin yatak odası olayları. Ee, yabancı ülkelerle olan olaylar. Ee, bununla ilgili kayıplarınızla alakalı konularla Jüpiter bu transit ile size desteğini gösterecek. Kayıplarınız bu dönemde daha aza inecek. Bunu da mutlaka düşünün. Sevgili akrepler, sevgili akrepler için Jüpiter nereden geçiyor? Direkt 5. eviniz. Çocuğunuzla alakalı. Çocuğunuzla ilgili bir takım problemler varsa, yaratıcılığınızla ilgili, romantik yaşamınızla ilgili, spekülatif kazançlarla ilgili retro giderken, şimdi ileriye gitmeye başladığı zaman bu konularla ilgili e, çok daha güzel gelişmeler olacak. Yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Ve bu geçiş çok güzel bir geçiş çünkü sizin direkt lagnanızı görüyor. Değişimin insanısınız siz. Sevgili akrepler öyle çünkü transformasyonla alakalı. Yani akrep sürekli değişen, sürekli transforme olan bir burçsunuz. Jüpiter'in bu geçişi bu transformasyonu sizin için kolaylaştıracak. Meikku kullanarak kolaylaştıracak. Belki çocuğunuzla, çocuğunuzdan gelen şey, romantik bir şey yaşadığınız yaratıcılığınız zeka ile alakalıdır 5. Eğitim olabilir, öğretim olabilir. Bununla ilgili bir yapılanma olacak size. Ve bu şekilde direkt egonuz olsun, iletişim kaynaklarınız olsun, o feminen yanınız olsun, lüks yaşamla ilgili, anaç duygusal olmakla ilgili bütün bunlarla ilgili desteğini veriyor Jüpiter. Bütün bunları kullanıp aslında o yüzden Stellium'un sizin birinci evinizde olması, Lagna'nızda olması çok kuvvetli ve çok da güzel. 21, 22, 23... Kasım 24-25'te daha da artacak 26. Bu dönem bu günler çok önemli bütün vücudunuzu ilgilen bir bütün halinde desteğini toparlayacaksınız ve bundan sonra tetiklemeyle 21 Kasım 21 Nisan 2023'e kadar güzel şeyler olacak. E, hesabı, banka hesabı da dahil buna aile bireyleriyle alakalı. Satürn sizi inanılmaz yoruyor. 3. ev, sosyal çevreniz, arkadaşlar, sorumluluklarınız, öğretmenseniz, öğrencileriniz, yazı işleri olabilir bu arada. Eğer bir takım şeyleri yazmaya çalışıyorsanız, zorlanıyorsanız, çok çalıştıysanız, şimdi artık bu açılacak direkt. Satürn zaten size onayı verecek Jüpiter'e ve Jüpiter de direkt gitmeye başladığı zaman e, olacak. Dikkat edin, Mars. Mars sizin direkt aynı zamanda lagna Lord'unuz. Yedinci evden eşle alakalı güzel tutku olabilir. Mirigaşıra biraz şehveti arttırabilir aslında. Biraz agresif olmasına dikkat edin. Ama yine de ben güzel olacağını düşünüyorum. Onuncu evden onuncu evdir. Bu konumda aslında size bir şey de verir. Stamina size bir kuvvet verir tutkuyu arttırır. Bu şekilde açılım olabilir. Yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız yurt dışı ile ilgili olaylarda kesilmeler olabilir ya da gittiğiniz yerde gerçekten de gitmeniz gereken karmik olaylar var. Keytonuz çünkü 12. evde. Rüyalarınıza dikkat edin. Gördüğünüz rüyalar açılabilir. Çok güzel bilgiler gelebilir size bu konumda. Ee, ve Rahu oraya girmiyorum sevgili <gülüyor> akrepler. <laughs> Rahu çünkü altın evinizde aslında o da çok güzel çalışır. Sıradışı ee, sıra dışı bir şekilde ee, Rahu e, düşmanlar, kuvvetli düşmanlarla çok güzel öğrenirsiniz aslında. Güzel açılımlar olacak sevgili akrepler içinde. Sevgili yaylar, sevgili yaylar sizin Lagna ordunuz nereden geçiyor? Lagna ordunuz. Direkt dördüncü evinizden geçiyor. Yuvanızla alakalı. O yüzden Jüpiter, satvik gezegen, meditasyon gibi bir nevi e, o iç huzurunuzda olan şeyi özellikle 21, 22, 23 Kasım tarihinde, 22 diyelim, 22 Kasım, 23 Kasım, 24 Kasım'da direkt gitmeye başlayacak. Tam istasyon derecesinde daha da kuvvetli olacak. Bir bütünlük açısından bilgiyi nasıl alabilirim, dini inançlarım, inanışlarım. Bunlarla ilgili konularda inanılmaz güzel açılımlar oluyor. Retro gittiği zaman sizi biraz etkilemiş olabilir. Bu konularla ilgili zorluklarınız olduysa eğer anneyle ilgili, aileyle ilgili, yuvanızla ilgili, evinizle ilgili bu tarz konularla ilgili konular şimdi açılmaya başlayacak. Ve bu açılmaya başlayınca en güzel yer yine diğer mokşa evleri. Yani kapılar ardında, yatak odalarında bir sürü şeyler oluyor. Kapılar ardında bir sürü şeyler oluyor yaylar için. Bu olay daha da tetiklenecek. Egonuzla alakalı. Belki egonuz biraz düştü. Çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bir türlü gitmiyor. işte artık gitmeye başlayacak. Tam bu dediğim tarihlerden 21 Nisan 2023'e kadar çok güzel değişim oluyor. Bilinçaltınızda değişim oluyor. Yabancı ülkelerle herhangi bir planınız varsa o konularla ilgili, izole alanlarla ilgili, yani yatak odası dedik onlarla ilgili rüyalarınıza dikkat edin. E, farkındalıklarla ilgili, kayıplarınızla ilgili değişimler oluyor. Kayıplarınız olursa güzel kayıplarınız olacak, çok güzel kayıplarınız olacak. Farkındalıklar yüksek arzularınızla alakalı. Düşmanlarınızla alakalı, çalıştığınız kişilerle alakalı yay. O yüzden yay zaten Jüpiter'in multikomposisyonu. Bu transit, bu istasyon ve bu ileriye gidiş, gidiş çok şeyi değiştirecek sizin için. Ve bu değişim bilinçaltınızda olacak. Bu değişim kapılar ardında olacak. Kimse görmeyecek bile ama en güzel de size yardımcı olacak. 21 Nisan 2023'e kadar inanılmaz yeni bir yuva, inanılmaz yeni bir mutluluk. Anneyle ilgili yeni bir başlangıç. Çünkü Jüpiter zaten lagnalı oldunuz. Daha sonra direkt 5 evinize geçiyor. Bu da çocuk gibi yeni bir başlangıç. Aslında yeni bir şeyler yapmakla alakalı. O yüzden yaylar içinde çok güzel. Çok zorlandınız. Aile bireyleriyle ilgili sorumluluklarınız oldu. Satürn orada ikinci evinizde yediğiniz içtiğiniz aile bireyleri ağırlaştırdı sizi. Savaş alanı gibiydi. Bu konularla ilgili eğer e, o savaş alanında ne kadar kaybetmiş olduğunu düşünseniz bile çok çalıştıysanız, gerçekten dürüst olduysanız bu konularla ilgili Satürn desteğini verecek. Laglan Lord'unuz Jüpiter'e tamam diyecek ve diğer konularda da etkisini gösterecek, göreceksiniz. Eşinizin annesi babasıyla ilgili herhangi bir sorunlar varsa onunla ilgili çok güzel şeyler olacak. Daha anaç yaklaşabilirsiniz. Cinsellik konusunda, sıra dışı cinsel konusunda şehvetiniz artabilir bu dönemde de takıntılar, cinsellikle ilgili takıntılar retro döneminde daha artmış olabilir. Şimdi onları da bırakacaksınız aslında. En önemli değil diyeceksiniz. Ve böyle oluşu çok daha güzel aslında sıra dışı ilişkiler verebilir. Astroloji ile ilgileniyorsanız bu videoyu bu kadar izliyorsanız eğer astrolojiyle ilgileniyorsunuz mükemmel bir konum. Çünkü bilinçaltınızda bile o bilginin nereden geleceğini hissedeceksiniz. Ve onun üzerine de çok güzel e, şeyler olacak. Bağış yapmak için mükemmel bir dönem. Bağışlarla alakalı, kayıplarla alakalı. Çünkü bağış bir nevi kayıp aslında. Çok güzel çalışır aslında. Bunu da mutlaka e, düşünebilirsiniz. Sevgili oğlaklar. Sevgili oğlaklar için bu konum nerede oluyor? Üçüncü evinizde oluyor. Üçüncü ev aslında biz Maraka, e, Marana Karaka Stana diyoruz. Tartışılır. Şimdi her şey değişti öyle değil mi? Eskiden e, tabii ki neden? Jüpiter'in çünkü e, sosyal çevrede küçük arkadaşlar, küçük kardeşler, o tarz şeyler şeylerde olması istemez. Ama eğer bir öğretmenseniz mükemmel çalışır öğrenciler. Çünkü üçüncü ev ilk okul gibidir. E, kendi sosyal çevrenizde artacak e, özellik. O yüzden her bir konum neticede kendi evinde ve bu ev ile ilgili kayıplarınız olacak. Küçük kardeşinizle ilgili, komşularınızla ilgili, samimi olmadığınız arkadaşlarınızla ilgili sizi yüreklendiren şeylerle ilgili kayıplarınız olabilir. Ama dediğim gibi retro olduğu dönemde daha kayıplar arttı. Şimdi ileriye gitmeye başladığı zaman olan kayıplarınız çok daha güzel. Çünkü bu şekilde kayıba sebep olup aslında sizin hem eşinizle olan olayları hem de büyük kardeşle ilgili yüksek promosyon, yüksek arzularınızla ilgili olayları tetikleyecek Jüpiter ve yardımcı olacak aslında. Yani kaybettiğiniz şeyler size geri gelecek, yardım gibi geri gelecek 21 Nisan'a kadar. Özellikle 22 Kasım, 22, 23, 24 Kasım, 25, 26 Kasım bu tarihler arasında olan olaylara dikkat. Daha da enerji hissedeceksiniz. Kendi sizi bir bütün olarak sorumluluğunuzu hissedip, savaş alanı gibi çünkü sizin için bir nevi lagnal oldunuz çünkü Satürn direkt e, pardon belki çok çalıştınız, sizi çok yordu e, ama e, güzel şeyler de oldu. da hayatın ritmini yakalamaya başladınız. E, sorumluluklarınızı yerinize getirdiyseniz o hayatın ritminde kaçırdığınız ritim adımları kaçırılması gerekiyor. Eğer o e, adımları atamadıysanız bir nevi Satürn sizi zaten o ritmi yakalattı. Daha da yakalatacak. Çünkü e, özellikle de değişim sürecindesiniz. E, onun tarihlerine bakalım Ocak gibi e, geçince Başak Burcu'nu aslında rahatlatacak Navamşa'da. Ama şu anda Aşlamamşa. E, Başak'a geçince çünkü kendi evinizden direkt 9. eve gelmiş oluyor. O da güzel bir konum bu arada. E, o yüzden Satürnler için iyi. Ve Jüpiter'i destekleyecek. Jüpiter de dediğim gibi hem eşe, eş daha anaç bir hale gelecek. Eş sizi daha çok destekleyecek. Ee, transformasyon büyük kardeşlerinizle alakalı, kariyerinizin kaynaklarıyla alakalı promosyon olabilir. Bununla ilgili transformasyonlar, mani inişler çıkışlar olabilir. Ama dediğim gibi Jüpiter e, ödüllendirecek para gelişi olabilir, promosyon olabilir bu dönemde. Ee, güzel e, etkileşimler olacak. Tamamıyla dediğim gibi Satürn'ün nasıl açıldığıyla alakalı. K2 kariyer evinizden geçiyor. İş yerinde yaptığınız şeyler görünmeyebilir. İş yerinde belki, iş yerinde e, o iletişiminizle alakalı bir takım karmik şeyler var. Yanlış anlaşılmalar olabilir belki. Çatallanmalar var. Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım diye. Bu süreç aslında sizin için önemli bir süreç. E, bu süreçte iş değişikliği, spiritüel alana yönelme, Astroloji ilgileniyorsanız belki astrolojiye yönelme o tarz şeyler de olabilir aslında Oğlak Burcu bireyleri için. Sevgili kovalar, sevgili kovalar için bu geçiş nerede oluyor? İkinci evinizde. Jüpiter ikinci evde olunca ne oluyor? Aile bireyleri değişecek. Aile bireyleri e, kaynaklarınız değişiyor. Kaynaklarla ilgili kayıplarla beraber farkındalık olacak. Ve bu şekilde aslında direkt çalıştığınız kişiler, düşmanlarınız e, bunlarla ilgili... E, farkındalıklar olacak ve kariyerinizle ilgili değişimler oluyor kariyerinizde büyük bir değişim var bu süreçte e, orada büyük bir stelyum var orada patronla ilgili değişim olabilir e, duygularınızla ilgili anne ç e, orada kadın e, şeyi var enerjisi var orada iletişimle ilgili bir takım e, gelişmeler olacak kariyerinizde Jüpiter bu konuda size desteğini gösterecek çok güzel konuşmaya başlayacaksınız. Ağzınızdan çıkanla bilgelik vereceksiniz. Kişilere yardımcı olacaksınız. O yüzden çok güzel bir geçiş Jüpiter. Banka hesabı, para kaynakları bu tarz konulara şöyle bir geçiş, göz atırıp çok güzel şifa sunacak. Düşmanlarınıza karşı bile hatta düşmanlarını size anaç davranacaklar. E, bu konumda e, güzel olacak aslında. Diğer taraftan da prarada karmanızı siz 8. evle yaşıyorsunuz. Yani 8. ev konuları araştırma, çok zorlanıyorsunuz. İnişler, çıkışlar var orada olan olaylar, kazalar, e, bu tarz şeyler. Belki miras kaybı olabilir. Kayıplarınız eşinizin kaynaklarıyla alakalı olabilir. E, onların kayıplarına sebep olabilir. E, ve bu kayıplar... E, döneminde Jüpiter bunu hafifletecek. Jüpiter size yardımcı olacak. O yüzden bu geçişte e, önemli. Ee, Mars'ın e, retro oluşu ve dördüncü evinizde oluşu ev ile ilgili bir takım problemler ortaya çıkarabilir. Sizin mutluluğunuzla ilgili şehvet konularında bir oradan oraya bir oradan oraya ona da dikkat etmekte fayda var. İç sesinizi dinlemenizde fayda var. Ee, belki o sizi etkiliyor olabilir. Ee, özellikle dördüncü görüşüyle direkt yedinci evi görüyor. Ee, Mars'a girmek istemiyorum ama bu konu özellikle kova burçları için önemli. Çünkü kendi arzunuzu ararken ve direkt promosyonla alakalı, aile kaynaklarıyla alakalı da bir transformasyon var iş yerinizle alakalı. K2'nun geçişi orada hangi natal haritalarınızın olduğuyla da alakalı, yurt dışı ile alakalı iş değişikliği, başka bir işi bırakıp başka bir yere gitme olabilir, babayla ilgili belki bir takım şeyler, inanç sistemiyle yeni bir, ee, guru, yeni bir öğretmen, yeni bir eğitim olabilir. Bu tarz şeyler de olacak aslında kova burcu bireyler için değişim var. Ee, ama dediğim gibi bu değişim sürecinde Jüpiter'in konumu çok güzel. Satürn sizin 12. evinizdeydi. Kayıplarla alakalı Satürn olmaması gereken şeyleri kaybettirdi size. Böyle durumda kayıplarınızı sarıp sarmalayın. Ee, uyku sorunlarına sebep olabilir. O savaş sizin için kapıların ardında oldu bir nevi. E, yalnız e, hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Ama lagna lordunuz neticede bu kayıplar olacak ki... ...daha sonra Satürn kova burcuna geçince... ...o videoda Satürn videosunda bahsetmiştim. Kovalar için çok güzel bir geçiş olacak. O farkındalık olacak. Ve Satürn bu kayıplarla... ...ve siz sorumluluğunuz aslında sizin kapılar ardındaydı. Ve bu sorumluluklarla ilgili yaptığınız her şey... ...kabul ettiğiniz her şey size direkt Satürn izin verecek Jüpiter'e ve Jüpiter o aile bireylerini değiştirecek. Yediğiniz, içtiğiniz şeyleri, kaynaklarınızı değiştirecek çok güzel bir şekilde bu arada. Ve sizin altıncı eviniz yani borçlarınızla alakalı borçlarınızı ödemek için çok güzel bir dönem. Ee, kronik hastalıklar varsa, zorluklar varsa çok güzel bir dönem Jüpiter. Ve aynı şekilde e, direkt görüyor. Çünkü Jüpiter yine kariyer evini gördüğü için sizi yeni bir işe de alabilir. İş değişikliği olabilir. E, dediğim gibi kariyer önünde, toplum önünde nasıl göründüğünüzle alakalı <laughs> bir takım değişiklikler olabilir. Ve son olarak balığı bu sefer unutmuyoruz. Sevgili balıklar sevgili balıklar için mükemmel bir konum. Çünkü e, Jüpiter 12 yılda bir geliyor ama bu sefer gelişi daha farklı oldu. E, dediğim gibi çünkü Satürn'ün konumu, diğer gezegenlerin konumu Jüpiter 21 Kasım, 20, 22 Kasım, 23 Kasım, 24 Kasım tarihleri arasında direkt istasyonda oluyor. Bizim bütünlüğünüzle alakalı. O yüzden bir bütün olarak şifa gelecek size. Çok önemli. Ve sizin 5. evinizi görüyor. Çocuk yaratıcılık evi, çocuk evi ve aynı zamanda da direkt Dokuzuncu evinizi görüyor. Dokuzuncu evde de transformasyon eviniz. Eğitiminizle alakalı, babayla alakalı bir takım değişiklikler var sürekli. Yolculuklarla alakalı, dini inançlarla alakalı. Balık burcu değişir zaten. O evle alakalı değişimler var. Direkt gitmeye başladığı zaman bu konularla alakalı, direkt orada bir stelyum da var zaten. Bu değişim nasıl olacak yüksek öğrenimde? Belki bir baba gibi egonuzla alakalı, ruhunuzla alakalı bir takım yapmak istediğiniz şeyler var. Ay orada anneyle alakalı e, inançlarınız değişecek, inançlarınız değişecek. Kadınlarla ilgili, aşkla ilgili inançlarınız değişecek. Nasıl iletişim kurmanızla ilgili e, inançlarınız değişecek. Ve tamamıyla bu evle alakalı Jüpiter, Lagna lordunuz size destek gösterecek orada. Ee, ve aynı şekilde e, yengeci de gördüğü için 5. ev yaratıcılıkla alakalı çocuk üretmekle alakalı herhangi bir kitap yazıyorsanız 9. ev bu arada yayınlamakla da alakalıdır güzel bilgiler ulaştırıyorsunuz. Danışmanlık veriyorsanız öğretmenlik yapıyorsanız guru gibi çünkü Jüpiter guru gibi bir vücut olarak siz guru gibi çalışıyor olacaksınız. O yüzden bu psikoterapi olsun psikoloji olsun ne yapıyorsanız bu şifayı bu şekilde veriyor olacaksınız. Sizi takip eden kişilere baba gibi gördüğünüz kişilere ya da onlardan da destek gelecek tabii dolaylı olarak şansınızı arttıracak bu konularla ilgili. Biraz önce bahsetmiştim o videoyu muhtemelen izlemediniz çünkü burçları gözle izlediğiniz için e, prarabada karmanız Merkür'le alakalı. Çünkü bir aspeti öyle, bir aspeti Merkür'ü kabul etmedi. Çünkü kendi çocuğu değil, bir nevi haklı. Ama daha sonra kıvrak zekasıyla Merkür geldi ve öğrendi bilgileri Jüpiter'de. Sizin o yüzden karmanız, prarabada karmanız direkt eşinizin evinde. Sizi tamamlayan enerji ile alakalı. Jüpiter bu geçişiyle eşinize ilgili problemleriniz varsa yeni bir sevgili de getirebilir. Yeni bir eş getirebilir. Ortak getirebilir. Bu konularla ilgili karmanızı ödetecek ve bu konularla ilgili çok güzel açılımlar olacak. Satürn'e mutlaka bakın. Satürn 11. evinizde yüksek arzularla alakalı. O alan savaş alanı gibiydi böyle. Yüksek arzu onu mu istiyorum bunu mu istiyorum. Büyük kardeşlerinizle ilgili belki mücadeleler oldu. Binili sorumluluklarınız oldu. Böyle yapmam, şöyle mi yapmam lazım diye. Ee, o yüzden bu konumda eğer sorumluluklarınızı yerinize getirdiyseniz, çünkü direkt e, yengeç burcu da takipçileriniz, toplum için yaptığınız şeyler, çocuklarınızla alakalı, bu tarz konularla alakalı sorumluluklarınızı yerinize getirdiyseniz, Satürn de onayı verecek Lagna lordunuza ve direkt Lagna lordunuz hem çocuk hem de 9 e, ev şans evini görerek sizi destekleyecek. E, o yüzden e, bu konum çok güzel. Özellikle 22 Kasım, 22, 23, 24, 25 Kasım hatta 26 Kasım istasyon dönemi çünkü bu dönemde tamamıyla bir vücut olarak böyle bir farkındalık, bir meditasyon ee, kayıplarınız, kendinizle alakalı kayıplarınıza sahip çıkacaksınız, farkına varacaksınız ki ondan sonra bu enerji 21 Nisan 2023'e kadar sizin için çok güzel çalışacak. Ondan sonraki bir döngü aile bireyleri de değişecek sizin için. O yüzden yeni bir eş bile getirebilir ve daha sonra 21 Nisan 2023'ten sonra yeni bir aile ile yolunuza devam ediyor olabilirsiniz. Bilemiyorum. Ee, bu tarz şeyler, e, önemli. Mars'ın konumu önemli. Mars'ın konumu da çok güzel aslında. Üçüncü ev Upaça evi çok güzel çalışıyor. Orada bir de retro oluyor. Sizi zorluyor. E, ama Mirigashira'da hayatın anlamını bulmaya çalışıyorsunuz. E, Mars sizin için e, arkadaş bir gezegen. O yüzden güzel açılımlar oluyor. Umarım bu video biraz uzun oldu ama dediğim gibi e, ve e, e, her burcu göre lütfen etiketleyin. <laughs> Sonuna kadar izlediyseniz bu videoları bilmiyorum e, başından uzun sürüyor. Bir sıra var etiketlemeye gerçekten vaktim yok affedin ama umarım e, e, izlemeye değiyordur. E, ve tekrar hatırlatmak istiyorum videolar çekeceğim e, hiç bilmeyen kişiler için. Ama siz de biliyorsanız mutlaka izleyin o videoları Çünkü o videoyla yine de tekrar de 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 bu evler bu gezegenlerin konumu hepsi Jüpiter hele bir de ileriye gitmeye başladığı zaman balık burcunda o deniz Derya bilgiler önce utra da zaten ilerlemeye başlayacak o biliyorsunuz. E, Ahi Budanya üzerinde o ejderha, e, bilgilerin üzerinde olan ejderha ile o bilgileri almaya başlayacağız. Ve daha sonra da Pur e, da daha sonra da e, Revati'ye girdiği zaman çok güzel e, o farkındalığa varacağız, o kayıplarımız varsa onları e, da kaybedeceğiz bir nevi kaybetmemiz gerekiyorsa ve yolumuza da devam edeceğiz büyük bir farkındalıkla koç burcuna girdiği zaman o ilk darma evidir onunla ilgili çok güzel geçişler olacak devam edecek bu şekilde bu arada da bir rahuda, <laughs> rahu ile karşılaşacak o da ayrı bir konu ama dediğim gibi bunları çalışmaktan ayrıca zevkli olacak sizleri çok seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın kendinizi sevin Etrafınızdaki insanları asla asla sevmeyi, sevmeyi ihmal etmeyin sevgili dostlar. Sağlıcakla kalın, ışığınız bol olsun. Namaste.